Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamış. Rusya hükümeti durumun federal acil seviyeye yükseltildiğini bildirmiş, bölgede terörle mücadele durumu ilan edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı askerlerin Kursk bölgesinden atılması gerektiği yönünde açıklama yapmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kursk yönündeki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Bölgede Rus ve Ukrayna birlikleri arasında çatışmaların devam ettiğini bildirdi. Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birliklerin saldırıları sonucunda iki günde bölgedeki 10 yerleşim birimi kurtarıldı açıklamasını yaptı. Bakanlık ayrıca Ukraynalı askerlerin bulunduğu yerlere havadan ve karadan saldırılar düzenlendiğini aktardı. Ukrayna'nın son 24 saatte 300'den fazla askerini ve 24 zırhlı aracını kaybettiğini belirtti. Açıklamada Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde yaklaşık 12.500 askerini, 101 tankını, 42 piyade savaş aracını, 83 zırhlı personel taşıyıcısını ve 699 zırhlı aracını kaybettiği ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun Kursk bölgesinde Ukrayna'nın kontrolündeki Kurşçina yerleşim birimine yönelik saldırılar başlattığını belirterek, "Ruslar karşı saldırı eylemlerine başladı. Her şey planımıza göre gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.